Görücü gelecek deyince aklı gitti. Benle evlen o zaman dedi. Hadi be. Ay ben benimkine aylardır görücü geliyor diyorum. Kılı kıpırdamıyor. Ne zaman gelecekler istemeye? İsteme falan yok Asiye. Öyle kaçar gibi evleneceğiz biz. Niye ki? Ya enişten senden kurtulmaya can atıyor. Babam da karışmıyor sana. Öyle gerekiyor. Bizimki normal bir evlilik değil. Ne diyorsun kızım sen? Öyle işte Asiye. Yarın ben atölyeye gelemeyeceğim. Sen beni idare edersin. Kulağın da telefonda olsun. Şahidim yapacağım seni. Hadi görüşürüz. Ya ben bir şey öğrenecektim. Şimdi biz evlenmek için kağıt dolduracağız da... benim ailemde olanlar, hayatımda olanlar böyle ortaya çıkar mı? Başkasıyla otel odasında falan kaldıysan çıkmaz. Merak etme. Oha be oha! Ben sana onu mu sordum? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne oluyor burada? Ne istiyorsunuz? Ya manyak manyak konuşuyor ya. Gerizekalı. Abicim ben bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi biz evlenme işlemi yapacağız da. Tamam. Benim abim öldü. Bunu evleneceğim adam öğrenir mi, öğrenmez mi? Hayır, öğrenmez. Kesin değil mi? Tabii ki. Eminsin? Çok teşekkürler, çok sağ ol. Abi, sen erken mi geldin? Ha, sabredemedim. Vallahi ben de otel odasında dakikalar saydım durdum yani. Merhabalar. Merhaba. Biz evlenmek istiyoruz da nasıl yardımcı olabilirsiniz? Nüfus cüzdanlarınızı alayım. Yalnız biz Yıldırım nikahı yapacağız. Bunu belediyeye sormanız gerekiyor. Eğer evraklarınız tamamsa nikahınızı kıyarlar. Tamam o zaman. Kimliğin yanında mı? O tarafta lazım. Ben fotoğraf çektirmiştim. Bir saate hazır olur dediler. Gidip alıp geleyim hemen. Ben de geleyim mi seninle? Yok yok. Sen sıramızı kaptırma. Sen yine de bana kimliğini ver. Çünkü formu doldurmam gerekebilir. Lazım olur yani. Tamam. Siz fotoğrafları getirin, ben de sıradaki kişiyle ilgileneyim. Tamam. Bekliyorum seni. Nasıl kimliğimden? Abi onların kızı mı? Niye çıktın peşimden? Çekil! Ali ne oldu diyorum? Yok bir şey. Anladım acaba kim olduğunu. Ondan mı çıktı peşimden? Beni öldürecek olsa niye hayatımı kurtarsın ki? Yok. Beni seviyor. Seviyor. Anlasa bir tane patlatırdı. Kaçar giderdi. Yok anlamadı. Anlamadı. Tamam. Ben o zaman alayım resimleri. Oh. Sen de mi nikah için geldin? Benim de bu üçüncü olacak. İnsan öncekilerden bir ders alır değil mi? Ama yok. Bile bile lades benimki. Benimki de öyle. Bile bile lades. Bile bile. Yani şimdi bunları neden yaptırıyorlar ki? Hasta falan olsak evlenemeyecek miyiz biz? Ya bebek için yapıyorlar. Bir de eşlerin birbirinden sakladıkları bir şey varsa ortaya çıksın diye. Yani çok saçma. Şimdi ben senden bir şey saklayacak olsam nereden bileceksin ki? Bilirim. Ben senin her şeyini biliyorum abi. Sonuçta üçüncü mektuplaştık. Mesela atölyedeki en yakın arkadaşın adı Asiye. Ustanızın karısı peş peşe çocuk doğurdu. Sen yumurtanın sarısını seviyorsun. Teyzen uyurken horluyor ama horlamadım diyor. Hatta 5 ay önce falandı galiba. Onu kameraya çektim. Yine de horladığını kabul etmedim. Geçenlerde ekmek keserken parmağını kestim. Bak, izi hala duruyor. Odamda bir çiçeğim var. Adını Hırçın Kız koydum. Sebebine gelince bir açıyor bir açmıyor. Kafasına göre takılıyor yani. Hatta psikopat bile demiştim onun için. Devam edeyim mi? Vay be. Ben bütün bunları sana niye anlatmışım ki? Benim anlatacak bir şeyim yoktu ki. Sen yumurtanın nesini seversin? Sarısını. Al işte. Biliyordum ben ya, biz anlaşamayacağız. Bir de evlenmeye kalkıyoruz. Tamam tamam, sarısını sen yersin ben yemem, o zaman kavga etmemiş oluruz. Annen üzerine yemin et. Ya etsene. Sen önce bir karım ol da bakarız ondan sonra. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.